İstanbul'un orta yerinde Çamlıca'da yol çöktü. Devasa çukur araç yuttu. Tünel inşaatı nedeniyle meydana gelen o göçük korkuttu. Şurada oturuyorduk duvarda. Araç park halindeydi. Aniden çöktü, yol içine düştü. İstanbul'un göbeğinde çöken yol lüks aracı yuttu. Ortaya bu manzara çıktı. Çamlıca Libadiye tünel inşaatı üstünde faciadan dönüldü. Kadın bebeğini emzirecekmiş de adam arabayı bırakmış oraya. 2 dakika inmişler. Zaten biz geldiğimizde de şey yapmıştı. Çökmüştü orası. İşte bu tesadüf genç çift ve bebeklerini kurtardı. Cana geleceğine mala geldi. Çukura düşen otomobil halatlar yardımıyla çıkarıldı. Burası televizyon vericilerinin olduğu Çamlıca Tepesi. Bulunduğumuz yerde Çamlıca Libadiye arasında bir tünel çalışması var. İşte bu tünel çalışmasının olduğu yerde birkaç saat önce bir göçük meydana geldi ve bu noktada park halinde duran bir araç o göçüğün içine düştü. Araç park halindeydi. Aniden çöktü. Yol düştü içine. O anlara tanık olanlar devasa çukur ve içindeki otomobili görünce gözlerine inanamadı. Mahsur kalanlar olması ihtimaline karşı ekiplere haber verildi. Yolun ortasında 4 metrelik bir çukur oluştu. Görüyorsunuz park halinde duran ve göçüğün içerisine düşen araçta kimse yoktu. Neyse ki bir can kaybı yaşanmadı. Yol şu an için trafiğe kapatıldı ve burada çalışmalar devam ediyor. Otomobil sahibinin olay yerine gelmesiyle aslında büyük bir felaketin teğet geçtiği ortaya çıktı. Çünkü toprak yarılıp da otomobili yutmadan hemen önce eşi ve bebeğiyle birlikte inmiş. Hatta oturduğu parkta aracının yuvarlandığını bile görmüştü. Biz şurada oturuyorduk duvarda. Araç da park halindeydi. Araç park halindeydi. Aniden çöktü, yol içine düştü. Kadın bebeğini emzirecekmiş de adam arabayı bırakmış oraya. 2 dakika inmişler. Zaten biz geldiğimizde de şey yapmıştı. Çökmüştü orası. Şans eseri kurtulan aile 4,5 metreye gömülen araçlarının çıkarılmasından sonra aynı araca binerek uzaklaştı. Çöken yolsa gerekli önlemlerin alınmasının ardından trafiğe açılacak. Yetkililere göre tünel içerisinde gerçekleşen aşırı sökülmenin yüzeye yansıması sonucu çukur oluştu. Tünel içinde herhangi bir göçük ve hasar meydana gelmediği belirtiliyor.